BTC Haber TV'den herkese merhaba. Bugün İT İstanbul etkinliğiyle birlikte karşınızdayız. Merge'in başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin kutlandığı bu etkinlikte gelin neler yaşandığını birlikte bakalım. İT İstanbul etkinliğiyle birlikte bir tarafta Merge'un başarılı bir şekilde gerçekleşmesi kutlanırken diğer taraftan da DevCon'un ülkemize gelmesinin önemine değinildi. Sence DevCon'un Türkiye'de gerçekleşmesinin önemi nedir? Neden bu kadar büyük bir topluluk tarafından uğraşılıyor? Öncelikle DevCon ne, ondan bahsedelim biraz. Hani DevCon aslında Ethereum komünitesi içerisindeki en büyük developer odaklı, geliştirici odaklı konferans. Ve bu konferans çeşitli farklı ülkelerde gerçekleştiriyor her yıl. 2020 ve 2021'de Covid yüzünden gerçekleştirilemedi. Ama 2022'de Bogota'da gerçekleştirilecek. Hatta Türkiye'den de çok büyük bir ekip buraya gidecek. DevCon İstanbul'u yaymaya, DevCon İstanbul fikrini oraya yaymaya gidiyor olacağız. Çok heyecanlıyız bu konuda. Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi DevCon'u neden İstanbul'a istiyoruz, neden Türkiye istiyoruz'a gelecek olursak da DevCon dediğimiz şey, ilk başta dediğim gibi Ethereum'un en büyük konferansı. Ve bu konferansı gerçekten potansiyeli yüksek, o Ethereum komünitesinin devamını getirecekleri şekilde planladıkları ve yürüttükleri için bunun potansiyeli gerçekten çok fazla Türkiye açısından. Yani burada şunu söylemek lazım. Türkiye kripto kullanıcısı açısından çok yüksek bir potansiyele sahip. 10 milyon kullanıcımız var. Ama bizim bunların yüzde kaçı bir şeyler üretiyor, kaçı yaratıyor sorusu gerçekten soru işareti. Çünkü işte her etkinliğe gidiyoruz. İşte hep aynı insanlar, farklı yüzlerle karşılaşmak çok zor. DevCon İstanbul'a geldiğinde hem yerel basın hem global basın çok fazla bunu yayıyor olacak ve çok fazla yeni insan DevCon'un ilgisiyle birlikte, DevCon'a gelecek büyük isimlerle, büyük markalarla, büyük projelerle birlikte daha fazla insan ilgi duyacak. Yerel insan, Türk insan ilgi duyacak. Böylece daha fazla yeni insanımız olacak burada. Daha çok geliştiricilerimiz olacak, daha çok üreticilerimiz olacak her konuda. Yani sadece yazılımcı da değil. Yani iş geliştirmeci, marketingci, her ne derseniz deyin. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Yani bunu yıllardır söylüyoruz her zaman potansiyelimizin olduğunu ama yani günün sonunda bu potansiyeli bir şekilde yansıtmamız lazım. Hani biz şu anda şey gibi düşünüyorum ben DevCon'u. DevCon şu anda işte bize karşı çıkanlar var, işte İstanbul'u desteklemeyenler var, İstanbul'a gelmesin, İstanbul buna hazır diyenler var. İstanbul bence hiçbir zaman hazır olmayacak. Yani bu biraz böyle şey gibi, çok abartı olacak ama kurtuluş savaşı veriyoruz bir nevi biz DevCon için. Hani karşı çıkanlar var, mandacılar var, himayeciler var. Bir yanda da Türkiye'yi destekleyen, Türkiye ekosisteminde birlik olmak isteyen, bir bütün olmak isteyen insanlar var. Ve biz işte İT İstanbul çatısı altında bir başlangıç yaptık bu etkinlikle birlikte. Umarım bunun devamı da daha güzel şekilde, daha fazla etkinlikle, daha fazla workshoplarla, daha çok hekatonlarla gelecektir. O DevCon buraya gelecek diyerek sözü bitireyim. Geçtiğimiz hafta Ethereum Berlin'i gerçekleştirdik. Merge orada da kutlandı. Etkinlik de ona denk geldi. Şimdi önümüzdeki haftalarda da Bogota'da DevCon gerçekleştirilecek. Şimdi bizim buna katılabilecek yazılımcılarımız, öğrenci arkadaşlarımız son derece sınırlı. Genelde yeşil pasaport sahibi, ebeveynleri öğretmen olan arkadaşlarımız gidebiliyorlar. Bu aslında büyük bir engel. Biz istiyoruz ki yazılımcı ve öğrenci topluluğumuz bu yazılımcılarla, bu şirketlerle kaynaşabilsinler. Bunu yapmanın da en iyi yollarından biri, madem biz oraya gidemiyoruz, onları buraya getirmek. Ve hazır çoğu İstanbul'u hiç görmemişken bu büyük de bir fırsat olacak. Bütün bu VC'leri, şirketleri, yazılımcıları, kripto varlık alanında çalışan birçok kişiyi bu vesileyle getirebileceğiz. Bir de DevCon genelde tek başına olan bir şey değil. Bunun etrafında genelde bir blockchain haftası kurgulanıyor. Diğer projeler de geliyorlar. Onların da gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli bir hedef. DevCon dediğiniz gibi Ethereum'un geliştiricilerinin ve araştırmacılarının birlikte olduğu ve bir araya geldiği en büyük projelerden bir tanesi, en büyük etkinliklerden bir tanesi. Bunun önemi şu, ülkemizde kripto para adaptasyonu malum dünyada ileri seviyede, dünyadaki ülkelerle karşılaştırıldığında. Ancak girişimler ve geliştirici anlamında biraz gerideyiz. Aslında geç başladık ama hızlı bir şekilde büyüyoruz.
bu hızlı büyümenin temel nedeni bizim öğrenci kulüplerimiz ve öğrenci kulüplerinin yurt dışındaki etkinliklerde kazandığı başarılar ve onun burada yankı bulması. Birkaç öğrenci kulübünün son birkaç yıl içinde özellikle pandemi sonrasında yabancı etkinliklerde gösterdiği başarıları çok büyük yankılar oluşturdu ve ülkemizdeki geliştirici sayısının artmasına çok ciddi katkıda bulundu. Şimdi şöyle düşünelim. Bu birkaç öğrencinin yurt dışına gidip yurt dışındaki konferanslarda yaptığı yarışmalarda kazandığı başarıların yarattığı yankıyı ve ülkemizde bu alana ilgiyi ne kadar arttırdığını düşünürsek, Ethereum gibi 10 binden fazla geliştiricisi olan bir ekosistemin liderlerinin buraya gelmesinin, ülkemizde geliştirici sayısının artması, bu alana ilginin artması, dolayısıyla bu alandaki girişimlerin artması ve ülkemize yabancı yatırım gelmesi açısından çok büyük bir faydası olacak. Bu anlamda DevCon'un Türkiye'ye gelmesinin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğum çerçeveden değerlendirdiğimde özellikle global etkinliklerin benim gibi öğrenci arkadaşlarıma çok faydalı olduğunu, üzerine çalıştığımız alanlarda doğrudan global alanda büyük işler başaran kişilerle buluşmanın ve bu etkinliklerde yer almanın çok katkı sağladığını düşünüyorum. Ancak ülkemizin imkanları sebebiyle bu tarz fırsatlara üniversite öğrencileri olarak çok rahat erişemiyoruz. DevCon'un özellikle İstanbul'a gelmesi, bu alanda çalışan genç arkadaşlarımızın daha rahat bir şekilde kendi alanlarında daha ileri seviyeye bir sıçrama yakalamasına fırsat tanıyacağını düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde bulunan blockchain ekosistemine kesinlikle development anlamında, geliştiricilik anlamında olumlu bir bakış açısı getirerek ülkemizde de büyük bir hızlandırıcı görev üstleneceğini düşünüyorum. Having been in the global scene for the blockchain for the past 7 years and knowing the local market here in Turkey, the brain power in Turkey is very significant. One of the most talented developers are here in Turkey. I think having DevCon in Turkey will be hugely beneficial, not only for the local Turkey market, but for the global Web3 ecosystem to bring and feed more of this brain power to the global community at this very low-cost, well-built infrastructure and well-organized communities in Turkey. BTC Haber TV olarak bugün ET İstanbul etkinliğinde birlikteydik. Merge'ün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin kutlandığı bu etkinlikte DevCon'un Türkiye'ye gelmesi de konuşuldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın.